Hiç iyi başlamadık 2024'de. Dün de katliam devam etti. Üstelik Noel Baba Rallisi de ölmüş durumda. Noel Baba Rallisi geçen senenin son 3 iş günüyle bugünün ilk 2 iş gününün pozitif sonuç vermesi anlamına geliyor. Ne yazık ki hiçbir endekste pozitif bir sonuç alamadık. Normalde S&P 500'de bu 5 gün içerisinde %1.3'lük yükseliş beklenirdi. Sonuçlar öyle değil. Noel Baba Rallisi'nin böyle negatif sonuçlanması genel olarak yılın gerisi içinde negatif olarak algılanır. Ama daha da önemlisi Noel Baba Rallisi o ocak barometresinin bir parçası. Ocak barometresi çok önemli. Tarihi olarak çok tutan bir barometre, sonuçları çok doğru çıkan bir barometre ve Noel Baba ölmüş olması orası için de pek iyi değil. İşte bugün size bu ocak barometresi meselesinden biraz bahsedeceğim. Şu anda ne durumdayız? Nereye doğru gidiyoruz? 2024'ün gerisiyle ilgili tahminlerimizde bazı değişiklikler olacak mı? Bütün bunları anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Ocak barometresi kavramını Yale Hirsch yaratmış ve 1972'de The Stock Traders Almanak'ta yayınlamış. O günden beri de popülerliğini koruyor. Temel fikir Ocak ayı nasıl geçerse yılın gerisi öyle geçer. As goes January, so goes the rest of the year. Ve 3 tane temel unsurdan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi Noel Rallisi. Noel Rallisi'nin onun bitmesi lazım. S&P 500'ün 5 günde %1.3 veya üzeri kazanması gerekiyor. Bu sene gerçekleşmedi. İlk 5 gün negatif. Biraz sonra endeks endeks ona bakacağız. İkinci kriter yeni yıl ilk 5 günün pozitif tamamlanması lazım. Orada da şu anda ilk 2 günde çok kötü sonuçlar almış durumdayız. Tabii önümüzde daha 3 gün var ve bugün bakıyorum sanki pozitif açacağız gibi pazarı. Ve son olarak da Ocak ayının da pozitif tamamlanması gerekiyor. Bu 3 kriter birden yerine geldiğinde o yıl neredeyse kesin olarak pozitif tamamlanıyor. Baktığımızda 1950'den beri yapılan ölçümlerde 3 kriterin birden yerine gelmesi durumunda yılın %90.3 oranında pozitif tamamlandığını ve S&P 500'de %17.5'luk ortalama ama gelir elde edildiğini gösteriyor. Geçen sene S&P için çok iyi bir yılda %23 elde ettik. Yani %17.5 hiç fena bir rakam değil. 3 kriterden sadece bir tanesi gerçekleşmediğinde bile pozitif bir yıl geçirme ihtimali epey iniyor. %59.5'a iniyor. Ve o yıllarda ortalama gelir sadece %2.9. Biz zaten 3 kriterden birini yani Noel Baba kaybetmiş durumdayız. Eğer 3'ü birden negatif geçerse o durumda işler biraz daha bozuluyor. Ölçüm yapılan 8 yılın 3'ünde S&P böyle dönemlerde payla kaybetmiş. 1969'da %11.4, 2000'de %10.1, 2008'de %38.5 Allah korusun. Şimdi içinizi karartmış olabilirim ama 3 kriteri sadece birini kaybettik. Öbür ikisi henüz kazanma ihtimalimiz olan kriterler. Bir de olumlu haber vermekte fayda var. Amerika Birleşik Devletleri'nde aynı başkanın yeniden seçime girdiği dönemlerde o yıl S&P %12.8 ortalama yukarı doğru gidiyor. 1949'dan beri yapılan bir ölçüm bu. Bu da içinize biraz su serpsin ama... Ama her şekilde ocak kötü başladığımız kesin. Ocak ayının ikinci günüydü dün. Oldukça kötü geçti. Dow Jones %0.76, S&P 500 %0.8, Nasdaq %1.18 düştü. Small cap yani küçük hisse senetlerinde de %2.66'lı kayıp var. Bu beni çok şaşırttı. Çünkü bir de Ocak'la ilgili Ocak etkisi diye bir kavram var. Ocak ayında küçük hisse senetleri genelde yukarı doğru gidiyorlar. Neden? Çünkü küçük hisse senetlerindeki zararları bir önceki yıl insanlar satıyor. Ve daha düşük fiyatlardan burada giriyorlar gibi böyle bir genel teori var. O teori de bitti bu sene. Ama onun borsa üzerindeki toplam etkisi daha az. S&P 500'e baktığımızda Noel rallisinde kayıp %1.45, %1.30 pozitif bekliyorduk. İlk iki günde yılın %0.85 kaybetti. Önümüzde 3 gün daha var. Bunu telafi etme ihtimali var tabi. Nazlı'ya baktığımızda %3.2 Noel rallisinde kaybettik. %1.79'da yılın ilk iki günde kaybettik. Burada işler biraz daha zor. Russell'a baktığımızda son beş günde 5 günde %5.03 kaybetti. Ettik. Hiç de Noel Baba Rally değil bu. Yine son iki günde de yılbaşından beri %2.61'lik kayıp var. E ve en sonunda Dow Jones burada işler biraz daha iyi. 0.26 Noel Rally'sine kayıp var. Son iki günde ise kayıp %0.36'yı bulmuş durumda. Yani endeksler bize diyor ki Noel Baba Nanay. Şimdi önümüzdeki maçlara bakalım. Bu iki günlük düşüşte bize çok zorlayan konu daha piyasa açılırken çok sert gap downlar yiyoruz. Bakın burada QQQ Nazlı'nın en büyük ETF'i daha açılışta büyük bir boşluk bırakarak düşüyor. Gün içerisinde de onu bir daha telafi edemiyor. Hatta dün FAMC toplantısından sonra düşüş de bir miktar hızlandı ve günü negatifte kapattık. Peki dün ne veri geldi ki piyasalar bu kadar düştüler? Aslında çok da ciddi bir veri akışı yok ama üzerinden bakalım. Biliyorsunuz Quantifier'de şimdi bu verilere ulaşabiliyoruz. ISM üretim endeksi 47.10 bekleniyordu. Gerçekleşen 47.40 yani aslında olumlu bir işaret bu. Çok da olumsuz değil. Bir önceki 46.7 Bu biraz piyasaya acaba FED faizleri düşürmez mi? Ekonomi fazla canlı mı? Korkusunu aşılamış olabilir. Dün yine gelen ikinci bir de Amerika'da açılan yeni pozisyonların sayısı 8.85 milyon bekleniyordu. 8.79 milyon geldi. Bu da Amerika'da istihdamın hala kuvvetlice olduğunu ama biraz istim kaybettiğini gösteriyor. Normalde piyasaların olumlu karşılayabileceği bir mesele. Piyasalar istihdam piyasasında niye bir miktar yavaşlama bekliyorlar? Çünkü Fed'in faiz düşmek konusundaki kriterlerinden bir tanesi bu. Dün Fed'in adeta sözcüsü gibi çalışan Wall Street Journal gazetecisi Nick Timmerhaus da bu konu üzerine durdu ve dedi ki bak baktığımızda istihdamda bir yavaşlama var. 3 aylık ortalama son 2,5 yılın en düşük ortalamasına geldi. 9 milyon yeni açılan pozisyonla ve her bir iş arayan insan için açılan pozisyon sayısı 1.4'e indi. Bu daha evvel 1.8'di. Elbette bu iş böyle devam ederse tehlikeli. Hani şu resesyon söylentileri var ya, bu tehlikeli bir işaret. Fed'in bunu önem alması gerekiyor ve grafik olarak da ortaya koyduğumuzda yeni açılan işlerin iş arayan insanlara oranla oldukça hızlı şekilde gerilediğini görüyoruz. İş gücü pazarındaki hareketsizlik de artmaya başlamış durumda. Mesela insanlar pek işlerini bırakmıyorlar artık. Burada oranlarda azalma var. Çünkü anladığım kadarıyla ekmek aslında ağzına girmeye başladı. Amerikan ekonomisindeki başlamayla beraber. Ve son olarak da yeni işe alınan insan sayısında da ciddi düşüşler var şu anda. 2020 COVID öncesi dönemin bile altına inmiş durumdayız. Fed'in bunları görmesi lazım. Borsada normalde bunu olumlu değerlendirir ve der ki istihdamda başlama var. Unutmayın Fed'in iki görevi var. Bir yandan enflasyonu kontrol altında tutması gerekiyor. Bir yandan da istihdamı kontrol altında tutması gerekiyor. Nitekim bu veriler geldi. Borsa böyle biraz hafif yukarı doğru kıpırdanır gibi oldu. Ama daha sonra FED toplantı tutanakları açıklandı. Hangi toplantının tutanakları bunlar? Powell'ın konuşmasından sonra piyasaları coşturduğu toplantının tutanakları. Ama bu tutanaklar o anda canlı tutulan şeyler değiller. Sonra bir miktar sansüre uğruyorlar diye anlıyorum. Çünkü dünya inanan tutanakları okuduğumuzda faizlerin düşürüleceğine dair hiçbir konuşma geçmemiş gibi gözüküyor. Oysa Powell ne demişti? Faizlerin düşürülüşü konusunda ufak ufak sohbet ediyoruz demişti. Ama tutanaklar bunu reddettiler. Sanırım burada biraz sansür var. Yine de aslında tutanaklarda olumsuz pek bir şey yok. Tüm yetkililer 2023'te Fed'in %2 enflasyon hedefine doğru net ilerleme kaydedildiğini söyledi. Gayet olumlu. Yetkililer ekonomik büyümenin yavaşlayacağını, iç gücü piyasasının yeniden dengelenmesinin de 2024'te devam edeceğini düşünüyor. Bu da olumlu. Yetkililer enflasyon yönelik riskleri görüyor. İstihdam daha büyük dengelenmiştir dengeye doğru gidiyor diyor. İşte burası biraz piyasaları ürküttü. Katılımcıların çoğu kısıtlayıcı politika duruşunun harcamaları yumuşatmaya ve enflasyon düşmeye devam etmesini bekliyor. Burada tutanaklarda gördüğünüz gibi faiz indirimiyle ilgili hiçbir şey yok. Hatta birkaç tane FED üyesinin faizlerin biraz uzunca yüksek tutulması gerektiğine dair açıklamalar vardı Ama burada şu gerçek var. Bu toplantıdan sonra Pavlo ne dedi? Biz düşüşü konuştuk aslında dedi. Piyasa zaten buna heveslerde heyecanlandı. Ve ayrıca enflasyonda sert şekilde düşmeye devam ediyor. Dün gelen yani son truthflation enflasyon ölçümlerine göre Amerika'da enflasyon şu anda %2'lere inmiş durumda. Benim yorumum bu açıklamalar oldukça dengeli. Fed piyasalar çok da joc'sun istemiyor. O yüzden bence bu faiz düşürmeyi oradan ayıklamış durumdalar. Beni korkutan bir şey yok. Tabii beni korkutan bir şeyin olmaması piyasayı korkutan bir şey yok anlamına gelmiyor. Bakın burada faizlerle ilgili beklentiler nasıl değişmiş. Ocak 31'de Fed'in faiz indirme ihtimali daha haber %16 olarak gözüküyordu. Şu anda o %9.3'e indi. Ama daha trajik olanı Mart'ta. Mart'ta bu %72 olarak gözüküyordu. Şu anda %64.7'ye indi. Bir önceki hafta ise %80'lerin üzerindeydi. İşte o ihtimaller azalıyor. Neden? İstihdam hala tam çökmedi. Üretimde bir şeyler oluyor vesaire. Bence bunların hepsi gürültü ama. Çünkü enflasyon düşüyor. Enflasyon düştükçe de faiz indirimi kaçınılmaz hale geliyor geliyor. Farklı analistlerin faiz indirimleri ile ilgili beklentilerini burada görüyorsunuz. Mesela Bank of America diyor ki ilk indirim Mart'ta gelir. Yıl boyunca 100 bas puanlık indirim olur diyor. Barclays ilk indirim Haziran'da gelir. 75 bas puanlık indirim olur diyor. İddialılar var. Mesela UBS diyor ki iyi ki Mart'ta gelir. 275 bas puanlık indirim olur. Yani bugünkü faizler kabaca yarısını bile altına iner hesabı var burada. Wells Fargo ve Jeffries 225 bas puanlıklar bekliyorlar. Ben burada biraz sakin olma taraftarıyım. Şundan dolayı eğer eğer ekonomi iyi gidiyorsa FED böyle 275 bas puanlar falan yapmaz. Dileyim ekonomi iyi gitsin indirimlerde 100 bas puanlar civarında olsun. Çünkü 275 bas puanlık bir indirim piyasalar tarafından sadece enflasyon düştü FED de faiz algılanmaz. Bir şeyler yanlış gidiyor diye algılanır. Ben ekonominin değerli toplu gitmesini 100 bas puanla 125-150 arasında 5-6 indirimin gelmesini tercih ederim. Ama mühim olan burada Mart'ta bir indirim gelse iyi olur olduğu çünkü piyasalar onu çok fiyatladılar. Burada da görüyorsunuz Mart diyenler epey çok. Mart, 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 Mart. Piyasa genelinde de Mart fiyatlanıyor. Mart'ta indirim olmayacağı anlaşılırsa bu piyasa için pek iyi değil. Fakat hatırlarsanız ben bu yıl için bu gürültülerin olacağını zaten anlatmıştım videolarımda. Ben bu gürültülerin şu Şubat'ta başlayacağını bekliyordum. Şimdi biraz öne doğru çekilmiş gibi gözüküyor gürültü. Tabi dün kopan gürültüde Bitcoin'un da etkisi var. Bitcoin dakikalar içerisinde 45 binlerden 41 bin lira indi. Sonra 42 bin üzerinde bir kapanış yaptı. Neden? Çünkü Bitcoin ETF çıkacak mı çıkmayacak mı konusunda saçma sapan bir haber yayınlandı. Haberi yayınlayan kuruluşta ilk defa duyuyorum bu arada. Ama teknikler bazen bize diyor ki bu düşüşler gerekiyor. S&P 500 ve Nasdaq'ta da öyle. Geçen sene acayip yükseldik. Bitcoin bu yılın başından beri de yükselmeye devam ediyor. O kadar hızlı yükselişler olunca bir haber arıyor piyasalar ve oradan düşüşler gelebiliyor. Bitcoin'de yaşanan buydu. Bitcoin'in düşmesi Amerikan borsasında bizim portföyümüzde bulunan bazı hisse senetlerini etkiliyor. Neden? Bize çünkü kripto madencileri var. Coinbase gibi piyasa yerleri var. Onlar da dün epey olumsuz etkilendiler. Bu da Nasdaq'ın gerilemesinde faktörlerden bir tanesiydi. Ama derler ya işte kötü haberler gelecek üst üste yağıyor diye bu da borsalardaki genel havayı olumsuza dönüştüren başka bir faktörü ben geçici olacağını düşünüyorum. Ama olan oldu. Bu arada portföy demişken bu yıl bir model portföyümüz var. Model portföy benim portföyüm anlamına gelmiyor ama bu portföydeki ise senetleri büyük bir bölümü bende. Aşağı yukarı buradaki oranlarda bulunuyorlar. Bu portföyü her gün bizim YouTube katılı üyelerimiz ve Haddin Aşk Kulübü üyeleriyle paylaşıyorum. Ayrıca portföydeki hisse senetlerindeki önemli haberleri de paylaşıyorum. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Bütün da üzerine haftada bir de portföydeki gelişmeler hakkında yorumlarda da bulunuyorum. Bütün bunları bir araya getirince bence YouTube katılı üyeliği çok değerli hale geliyor. Portföyün ilk iki gün performansı pek iyi değil. Dürüst olmakta fayda var. %3.02 gibi bir kaybımız var. Çünkü Nasdaq ağırlıklıyız. Nasdaq da olumsuz etkilendi biraz biliyorsunuz. Ama yılın geri bence çok farklı olacak ve bizim hisselerimizde büyük bölüm yükselecekler tabii ki. işler iyi gitmiyorsa buradaki hisse senetlerini de değiştirebiliriz. ETF'ler var onları değiştirebiliriz. Bütün bunları da yine YouTube katıl üyeleriyle ve Hattin Aşk Grubu üyeleriyle paylaşıyorum. Henüz YouTube'a katılmamışsanız mutlaka katılmanızda büyük fayda var. Sizi yatırımcı olarak da iş insanı olarak da çok geliştirecektir diye inanıyorum. Durumlar böyle. Benim görüşlerimde temelde bir değişiklik yok ama eğer Ocak barometresi diğer iki kalemleri işler kötü giderse oturup tekrar bakacağız yılın değerlendirmesine. Makro ekonomisinde Amerika'nın bir dönüşüm yok. Bu şu anda yaşanan Kızıldeniz meselesinin geçici olduğuna inanıyorum. Bir miktar fiyatları yukarı taşır. Yapacağı şey odur. Ben henüz olumsuz bir gelişme görmüyorum. Yaşananın büyük oranda kar alma ve teknik düzeltme olduğuna inanıyorum. Tabii ki inancım yanlış çıkabilir. Anlattıkları bir yatırım tavsiyesi değil. Beni izlemeye devam ediniz.